Reklamların ardından yaz sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle pek çok konuyu değerlendireceğiz. Özellikle son dönemlerde gündemden düşmeyen sağlıkta şiddet olaylarını konuşacağız. Ardından kritik seviyeye gelen kan stoklarını, Kızılay'a kan bağışı çağrısını konuşacağız. Ve yine cumartesi günü yaşadığımız Kenan'ın can alması ve Kırım Kongolu ateşi hastalığının gündemde yer alması ile ilgili bu konuda hangi tedbirler alınabilir, hangi önlemler alınabilir? Bunlarla konuşacağız kendisiyle. Tabii sizler de mesajlarınızı iletmek isterseniz Ordu Altaş TV Facebook sayfasından bizlere yazabilirsiniz diyelim ve yavaş yavaş konumuza da dönelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Tabii havalar güzel de gidiyor. Keyifli evet. De geçiyor o yüzden. Hocam pek çok konuyu konuşacağız ama ben öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Ömer Ufkun Yıldırım kimdir? Ben Doktor Ömer Ufkun Yıldırım. 1988 Ordu doğumluyum. Kendim Ordu Perşembeliyim. 2005 yılında Ordu Fen Lisesi'nden mezun oldum. 2011 yılında da Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldum. Mecburi hizmetimi Ordu'nun Korgan ilçesinde tamamladım. Evet. 4 yıl Korgan, 4 yıl Ulubey, Ohtamış. En sonunda 4 yıldır Ordu Gölköy Aile Sağlığı Merkezi'nde görevimi sürdürüyorum. 2019 yılından beri de Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanıyım. Onun dışında bir dönem Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundum. Mevcut görevimiz devam ediyor. Hekimlik ömür boyu zaten emekli olsanız bile devam eden bir meslek. Görevimizi sürdürüyoruz. Yani doktorluk gerçekten çok kutsal bir meslek. Yani bunu hayatımızın her alanında da görüyoruz. Tabii bu baza baktığımızda branş olarak da aile hekimliği de ciddi sorumlulukları olan, yine fedakarca çalışılan bir branş. Peki yetki alanları nedir aile hekimliğinin? Aile hekimliği genel olarak hangi tabloda yer alır? Aile hekimliğinin önce isterseniz kısaca bir tarihçesinden bahsedelim. Aile hekimliğinden ilk kez 1923 yılında Francis Peabody denen kişi bahsetmiş. Bahsetme sebebi de özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası hekimlerde artan uzmanlaşmalar sonrasında her hekim kendi uzmanlık alanıyla ilgilenmiş ve genel tababet, genel pratisyenlik bilen hekim sayısında ciddi bir azalma yaşanmış. Siz hekime gittiğinizde hekim kendi uzmanlık alanıyla ilgilendiği için onun tedavisini düzenliyor ama onun yanında ek bir hastalık varsa o hastalıkla doğal olarak pek de ilgilenmiyor. Böyle olunca hastalar tabiri caizse ortada kalmaya başlamış. Bu hastaları organize edecek, genel tababet ilmi verecek, genel hekimlik yapacak kimse kalmadığı için ilk kez Francis Peabody bunu dillendirmiş. Ondan yaklaşık 27 yıl sonra ancak 1950'lerde aile hekimliği sistemi yavaş yavaş kurulmaya başlanmış. 1965 yılında İngiltere'de ilk kez aile hekimliği ana bilim dalı kurulmuş. 1966 yılında Mills ve Willard isimli vatandaşlar bir rapor düzenlemişler. Bu raporda aile hekimliği ana bilim dalının kurulmasının önü açılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 1969 yılında aile hekimliği board olarak kurulduktan sonra zaten tüm dünya bunu tanımış. 1976 yılında da Almaty Konferansı düzenleniyor. Bu konferans sonrasında da 2000 yılında herkes için sağlık vizyonu ortaya atılıyor. Yani 2000 yılında tüm dünyadaki vatandaşları kapsayacak şekilde onların sağlık hizmeti almasını, birinci basamak sağlık hizmeti almasını sağlayacak şekilde bir vizyon oluşturuluyor. Bu tarihler, bu anlattığım şeyler aile hekimliği tarihçesi için gerçekten çok önemli. Aile hekimliği yapan hemen hemen herkes bunları bilir. Ülkemizde 2010 yılı itibariyle tüm Türkiye'de aile hekimliği sistemine geçildi. Pilot bölge olarak 2005 yılında Düzce seçilmişti. 5 yıllık bir sürenin ardından tüm Türkiye'de bu sisteme geçilmiş oldu. Aile hekimliği sistemi kişinin doğumdan ölüme kadar her anında aktif bir şekilde var olan bir sistem. Az önce anlattım. Genel tababeti ilgilendirdiği için kişiyle alakalı hemen hemen her şey bizi de ilgilendiriyor. Herhangi bir sağlık sorunu için kişi önce aile hekimine başvurur. Tüm dünyada böyle uygulanır. Bizde biraz daha farklılıklar mevcut. O sağlık sistemindeki işleyişten kaynaklı bazı aksaklıklarımız mevcut ama genel olarak kişi ilk hastalandığında akla önce birinci basamak gelir, aile hekimliği gelir. Hatta yurt dışında bazı noktalarda, bazı ülkelerde yani aile hekimine gitmeden farklı hiçbir bölüme gidemiyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet, öyle. Bazı Avrupa ülkelerinde kişi aile hekimine gitmeden herhangi bir hastanenin ikinci ya da üçüncü basamağa başvuramıyor. Ancak acil servislere başvurabiliyor.
bir şekilde sistemi delebiliyorlar mı bilmiyorum ama derse bile ciddi anlamda maddi yaptırımları mevcut. Yani bir kere deneyen muhtemelen ikinci kez denemez onu. Aslında olması gereken sistem de o. Evet. Diğer türlü biz kaynağımızı israf ediyoruz. Sağlık sistemini çok aşırı derecede kullanıp hem yoruyoruz hem de ciddi anlamda masrafa sebep oluyoruz. Bu organizasyon yani kusursuz bir şekilde tanımlansa, yapılsa masrafların ben neredeyse yarı yarıya azalacağını düşünüyorum. Sağlık sistemindeki sorunların da aynı oranda azalacağını tahmin ediyorum. Biz aile hekimliğinde kişi doğduğu andan itibaren ölümüne kadar aile hekimiyle temas halinde olan bir süreç başlar. Bebekken biz topuk kanı almaya başlarız. Onunla birlikte topuk kanı taramasını başlatırız. Daha sonrasında çocukluk çağı aşıları, izlemleri, taramaları, okula başlar, okul sağlığı işlemleri. Çocuk büyür, ergen hale gelir, ergenlik çağı izlemleri. Evlenecek çağa gelir, evlilik raporunu dahi bizden almaya gelir. Sonra evlenir, kendisi bu sefer gebe kalır, çocuk sahibi olur. Gebelik hizmetleri, gebelik taramaları, gebelik izlemleri, gebelik aşılamaları. Aynı şekilde çocuğu da var, çocuğunun aynı şekilde aşılamaları. Yaşlanır, kronik hastalık izlemleri, kanser taramaları. Hatta maalesef vatandaşlarımız vefat ettiğinde bile bazen biz onların defin belgesini vermeye üzülerek gidiyoruz. Yani doğumdan ölüme kadar olan her aşamada aile hekimiyle bir temas mevcut. Evet, hatta hocam geçtiğimiz haftalarda şöyle bir şey de yaşadım. Beni aile hekimliğimden aradılar. Yani sürekli bir kontrol de var. Mesela kilonuz değişti mi dediler. İşte evlendiniz mi ya da herhangi bir gelişme var mı hayatınızda? Bu da aslında güzel bir şey. Yakın bir takipte söz konusu aile kesinlikle hekimliğinde. Kesinlikle. O 15-49 yaş grubu için biz özellikle izlem yaparız her 6 ayda bir. Bunun sebebi aslında bunun meyvesini şöyle aldık. Aile hekimi sistemine geçildikten sonra anne bebek ölüm oranlarında çok ciddi oranda bir düşüş yaşandı. Neden? Çünkü aile hekimi sürekli takip ediyor. Siz de aranmışsınız. O yaş grubundaki kişiler işte bir gebelik durumu var mı? Varsa kontrolleriniz yapıldı mı? Aşılarınız yapıldı mı? Ülkelerinin uluslararası alanda sosyal gelişmişlik göstergesi anne bebek ölüm oranları. Ne kadar düşükse o kadar gelişmiş ülke olarak kabul ediliyorsunuz. Bunu da sağlayan en önemli sistem aile hekimliği oldu Türkiye'de. Aşılama oranları da aynı oranda çok ciddi bir şekilde yükseltildi bu sistemle birlikte. Hocam şimdi siz aynı zamanda Aile Hekimliği Derneği Başkanlığı da yapıyorsunuz. Bir derneğiniz de mevcut. Peki hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz? Orada Aile Hekimleri Derneği 2010 yılında aile hekimliği sisteminin başlamasıyla birlikte ilimizde de abilerimiz, ablalarımız tarafından kuruldu. Bizim amacımız her gün kendimize şu soruyu sormak. Aile hekimliği sistemini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Nasıl daha güzel uygulanabilir hale getirebiliriz? Bu soruyu mütemadiyen kendimize sorar ve buna cevap ararız. Aynı zamanda sahada yani aktif aile hekimliği yapan kişilerin bir aidiyet duygusunu oluşturmak, onlara yalnız olmadığını hissettirmek, çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunarak biraz da olsa bu sağlıktaki stresli ortamdan uzaklaştırabilmek, bir birliktelik duygusu oluşturabilmek, yeri geldiğinde kendimizi diğer kurumlara karşı, işte Sağlık Bakanlığı'na karşı veya medyada kendimizi ifade edebilecek bir ses oluşturmak. Evet, bir ses oluşturmak. Gayemiz, amacımız bu. Bazen yeri geliyor, basın açıklamaları yapıyoruz. Yeri geliyor maalesef iş bırakma eylemleri yapıyoruz. Yani bunlardaki amaç aslında sesimizi bir şekilde duyurmak. Çünkü biz işin içerisinde olduğumuz için sağlık sisteminin nereye gittiğini görebiliyoruz. Bu düzen bu şekilde devam ederse ileride yaşanabilecek sorunları öngörüyoruz. En çok da vatandaşlarımız için. Çünkü yine onlar sıkıntı çekecek. Biz bir şekilde bu camianın içerisindeyiz. Sağlığa bir şekilde, hizmete bir şekilde ulaşırız. Ama vatandaşın ulaşımı bir şekilde zorlaşacağı için, biz şimdiden bunları öngördüğümüz için bu şekilde kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki önceliğimiz diyalog. Diyalog kurmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama bir madalyon var, iki yüzü var. Bir tarafında biz varız, bir tarafında Sağlık Bakanlığı ve uygulayıcıları var. Şimdi madalyonun diğer tarafını görebilmek için bir ayna gerekir. Bu ayna görevini de sahadaki bizim gibi sivil toplum kuruluşları görüyor. Ama o aynaya bakmak gerekiyor. O aynayla iletişim halinde olmak gerekiyor. Evet. Bazen bakıyorlar ama ya görmüyorlar ya da ciddiye almıyorlar. Özellikle bizim AHEF denen de bir oluşumumuz var. İldeki dernekler, Türkiye'de hemen hemen her ilde var bu Aile Hekimleri Derneği. Birleşip bir federasyon oluşturur. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu oluşturur. Bizim bakanlıkla görüşmelerimizi genelde onlar sağlar. Temsilcimiz, en büyük temsilcimiz. Evet, en büyük temsilcimiz odur.
aslında bakanlıkla da iletişim halindeler sürekli. Görüşüyorlar ama bir yerde bir sıkıntı var. Bir şekilde tamam evet doğru diyorsunuz denilip tam tersi bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu sefer biz de çaresiz kalıyoruz. Artık dinlenmiyoruz yani kendimizi ifade edebilmek adına bazı eylemlere mecburen başvuruyoruz. Evet. Şimdi hocam pek çok alanda aslında teoriyle pratiğe baktığımızda birbiriyle çakışabiliyor, birbiriyle uyuşmuyor. Tabii bu doktorluk mesleği için de geçerli. Peki aile hekimliğinin pratikte karşılaştığı sorunlar nelerdir? Aile hekimliğinin aslında çok fazla sorunu var. Yani bunu olabildiğince kısa anlatmaya çalışacağım. Sistem ilk kurgulandığında cazibesi bir hayli yüksek kurgulanmıştı. Çünkü yeni bir sistem kuruyorsunuz. Bunu teşvik etmeniz lazım. Hekimlerin buna veya hemşirelerinin geçmesi için teşvik edici bir sistem olması lazım. O cezbedici sistem yavaş yavaş çıkan işte tuhaf yönetmeliklerle, tuhaf uygulamalarla, gerçek dışı konulan hedeflerle, aşırı derecede yoğunluğun artmasıyla birlikte artık cazibesini yitirdi. Ya buna en somut örnekte hemşire sıkıntımızı verebilirim size. İlimizde yaklaşık 20-30 civarı birimde hemşire yok. Bu sayı giderek artacak çünkü seçimden önce kamu sağlığı, kamu dışı çalışanlara bir kadro verilmişti. O kadro verildikten sonra hemen hemen hepsi istifa etti. İstifa edip aile hekimliği kendi birimlerini bırakıp başka yerlere tayin istemeye başladılar. Ya bu aslında çok somut bir gösterge çünkü mutlu değiller, yoğunlar, yorgunlar. Maddi olarak da diğer kurumlara göre bir avantajı yok kalmadığı için hemşireler istifa etti. Ya bunun çözümü noktasında biz ilde kimle görüşürsek görüşelim, ne yaparsak yapalım çözemeyiz. Bunun tek çözümü Sağlık Bakanlığı'nın gerekli somut adımları, gerekli uygulamaları başlatması, kanunda revizyona gitmesi, yönetmelikte revizyona gitmesi, sistemi tekrar eski cazip haline getirmesi. Az önce anlattım yani kişinin doğumundan ölümüne kadar her aşamada varız. Bebeklerin takipleri, aşılamaları, çocukluk çağı aşılamaları keza aynı şekilde bizde bir devamlılık esastır. Yani bunu geçici görevle tamamlayamazsınız. 10 gün siz gelin, 10 gün başka biri gelsin. Bir aidiyet duygusu oluşmaz. Bir takip esas olduğu için takibini yapamaz. Devamlı sürekli olmayacak. Sürekli birinin olması gerekiyor. Evet. O yüzden de bunun çözümü için kalıcı hemşire pozisyonu sağlayacak önlemlerin, adımların atılması gerekiyor. Diğer bir sorunumuz, bizler aslında bir işletmeyiz. Sistem kurgulandığında eski sağlık ocağı dönemine kıyasla en büyük farkımız da o zaten. Evet. Bir harcama yetkimiz var. Bize aile sağlığı merkezlerinin işletilebilmesi için bir cari ödenek ödenir. Bu ödenekle birlikte biz aile sağlığı merkezinin tüm giderlerini, tüm masraflarını kamu binası bile olsa, devlet binası bile olsa kira öderiz. Tüm giderlerini karşılarız. Ama artık Türkiye'de durum ortada. Yani enflasyon oranları bir hayli yüksek. Ancak cari gidere yapılan zamlar memura yapılan zam oranında kaldığı için bizim masraf giderlerimiz çok ciddi oranda arttığı için artık karşılamaz hale geldi. Özellikle büyük şehirlerde ve merkezi yerlerde kiralar dahil masraflar çok üst düzeylere ulaştığı için aile sağlığı merkezleri neredeyse boş kalır hale geldi. Tercih edilmez hale geldi. Yeni açılan aile hekimlikleri dolmaz hale geldi. Çünkü çok ciddi masraf edilecek içerisinde ve onun karşılığını alamayacak hekim. Açıldığı gibi kapanıyor, dolmuyor. Bunun düzeltilmesi için tabii ki defalarca talepte bulunduk. Yani raporlar sunduk ama bir türlü istediğimiz sonucu elde edemedik. İkinci en büyük sorunumuz da bu. Diğer bir sorunumuz yine Sağlık Bakanlığı'nın böyle uygulama yönetmeliği, işte ücret yönetmeliği ve aile hekimliği kanunu gibi biz kanunlarla uygulamalar yönetmeliğiyle birlikte yönetiliriz. İş bırakma eylemi yapmıştık yakın zamanda. Ondan yaklaşık 1-2 gün önce bir yönetmelik çıkardı yine. O yönetmelikle bizim normalde 5258 sayılı ayrı bir kanunumuz var. Bu kanun hükümlerine göre düzenlenir bizim özlük haklarımız, disiplin işlemlerimiz. Bir anda bir yönetmelik çıkardılar. Siz uygulama olarak oraya bağlı olabilirsiniz ama disiplin işlemlerinde 657'ye tabi olacaksınız dendi. Ancak biz 657'nin hükümlerine göre yönetilmiyoruz. Yani bizim işleyişimiz tamamen farklı. Ancak disiplin cezalarını oradan alacaksınız diyor. Yani 657'nin izin hakkından faydalandırmıyor mesela bizi ücretsiz izin hakkından. Yani açıkçası şunu söylüyor. Nimetlerinden faydalandırmam ama cezalık bir durum olursa da affetmem şeklinde bir uygulamaya geçiyor. Yani genel olarak sahada karşılaştığımız en büyük sorunlar
Bunlar primer olarak. Evet. Tabii ki çok fazla sorun var ama yani onu evet, sabaha yavaş kadar yavaş, konuşsak evet, bitmez. Onlara da geçeceğiz şimdi. Tabii sizler bu kadar fedakarca çalışırken bir yandan da maalesef ki farklı problemle uğraşıyorsunuz. Özellikle son günlerde, hatta son yıllarda diyebilirim, gündemden düşmeyen, ayda bir karşılaştığımız haberlerde bir konu var. O da sağlıkta şiddet, özellikle doktora şiddet. Sizler insan canını düşünürken, onların sağlığını korurken bir yandan da bu şiddete maruz kalabiliyorsunuz dönem dönem. Peki Ordu'da da yaşadık geçtiğimiz günlerde, hatta bunlardan bir iş bırakma eyleminiz de oldu. Siz bu doktora, sağlıkta şiddete ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Sağlıkta şiddet maalesef kanayan yaramız. Evet. Yani yıllardır devam eden bir süreç. Yani hekimlik tarih boyunca hep kutsal bir meslek olarak görülmüş. Çünkü direkt insan canına direkt temas eden, direkt insan sağlığıyla alakalı bir meslek olduğu için hep kutsal atfedilmiş. Ancak insanlarımız, yani toplumda genel olarak bir agresiflik, öfke var. Bir anksiyete hali var. Ama insanlar bu öfkeyi genel olarak stres topu olarak bizi gördükleri için bizden çıkarmaya kalkıyorlar. Evet. Biraz da bizim savunmasızlığımızla alakalı. Aslında bununla ilgili birçok kanuni girişimde bulunuldu. Ancak işleyiş konusunda bazı aksaklıklar var. Bunların da giderilmesi lazım. Beyaz kodunuz var ama bu da yetersiz kalabiliyor bazı durumlarda. Peki evet. Sizin beklentiniz kanun anlamında nedir? Nasıl bir yaptırım gücü olmalı? Aslında katalog suçlara bile eklendi. Birçok adım atıldı. Ancak biz uygulamalar ve uygulayıcılar evet. konusunda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Yani bir olayı hakimin başına geldiğinde farklı, hekimin başına geldiğinde farklı değerlendirilebiliyor maalesef yargı gözünde. Öncelikle bu uygulamaların bir standartize edilmesi lazım. Uygulama noktasında aksaklıklar görüyoruz. Artı X-ray cihazları konuldu bazı hastanelere. Belki evet. görmüşsünüzdür. Ama yanından geçiyor herkes. Yani ne bir orada başında duran kimse var, ne bu durumu umursayan kimse evet. var. Daha geçtiğimiz zamanda Rize'de gördünüz. Silahlı çatışma yaşandı evet. hastane içerisinde. Yani böyle bir ortamda kim çalışmak ister? Kimse çalışmak istemiyor doğal olarak. Çünkü can güvenliğiniz yok. Siz orada hastaneye ilgilenirken dışarıda silahlar patlıyor. Yani biz şimdi burada huzurlu, rahat, sakin bir şekilde oturuyoruz. Dışarıda homurdanmalar, silah sesleri duysak. Tedirgin oluruz. Kesinlikle haliyle. Tedirgin oluruz. Evet. Yani kendi işimizi bile yapamayacak noktaya gelebiliriz bu tedirginlik. Kesinlikle. Kendi canını koruma refleksiyle birlikte. Bir süre sonra artık istifa etmeyi düşünür hale gelirsiniz. Evet. Buradan gitmeyi düşünür hale gelirsiniz. Zaten bir hekim göçü yaşanıyor şu anda evet. takip ederseniz eğer. Bunun da en büyük sebebi aslında sağlıkta şiddet. Çünkü bir şekilde diğerleri telafi edilebiliyor ama bunun bir telafisi yok. Yani can güvenliğiniz yok. Apaçık bir şekilde yok. Yani siz orada çok masum bir iş hizmet veriyorsunuz aslında. Yani insan sağlığına dokunuyorsunuz, cana dokunuyorsunuz ama sizin kendi can güvenliğiniz yok. Yani bunun sağlanması için aslında bence kolay yapılabilir. Öncelikle devlet topyekün bir mücadele başlatmalı. A'dan Z'ye. Sağlık Bakanlığı bir dönem antibiyotiklerin doğru kullanılmasıyla alakalı bir propaganda başlatmıştı. Hatırlarsanız TV programlarında, reklamlarda, akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bir propaganda başlatmıştı. Bu çok da başarılı oldu. Çünkü sürekli insanların aklına kazındı. Bize gelen hastalarda bunu görüyoruz geri dönüşlerde. Hastalar bu konuda bayağı bir bilinçlenmiş. Evet. Aynı şekilde sağlıkta şiddet konusunda da bir propaganda başlatılmalı. Televizyon programlarında, reklamlarda, kamu spotu olarak, dizilerde, filmlerde, çocuk kitaplarında, masallarda, hikayelerde, okul kitaplarında, yani A'dan Z'ye her alanda bunu işleyecek nesneler vurgulanmalı. Devlet erkanı da hekimini sahiplenecek açıklamalarda bulunmalı. Böyle bir şiddet olayı olduğunda da bu şiddetin kendisine yapıldığını varsaymalı ve bunu deklare etmeli. Ancak biz bu şekilde bu sağlıkta şiddetle mücadele edebiliriz. Yoksa kanunen gerekli bazı adımlar atıldı ama dediğim gibi uygulamalar noktasında evet. ve halkın bilinçlenmesi noktasında bazı eksiklikler var. Bir de şöyle bir durumun farkındayız. Sağlıkta şiddet olayı oluyor. Bu medyaya yansıyor şiddet olayı. Ancak devamındaki yargı sürecinden kimsenin haberi yok. O kişi ceza aldı mı, almadı mı? Yani bunun takibi olmuyor evet, yani. Evet, yani tabiri caizse bangır bangır söylenmesi lazım ki bir caydırıcılık oluşsun. İnsanlar yani ceza alıyor kişi belki ama kimse bilmiyor ceza aldığını. Sadece o şiddetle gündeme geliyor kişi. Aldığı cezayla gündeme gelmiyor. Bunun Hali, da gündeme gelmesi zihnine lazım. De cezasız kaldığı ile ilgili evet. bir düşünce yerleşiyor. Evet, bir algı oluşuyor. Evet.
Hatta bu noktada yani sağlık şehitleri de, görev şehitleri de verdiniz. Geçtiğimiz maalesef yıllara baktığımızda maalesef ki şiddet sonucu hayatını kaybeden doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları da oldu. Tabii bizler de vatandaş olarak, yani ben kendim düşündüğümde doktorun sağlıklı olması, tedirgin olmaması gerekiyor ki benim ciddi bir rahatsızlığım olduğunu onunla ciddi manada ilgilenebilsin ve gerekli tedavi yöntemini de uygulasın. O yüzden ben buradan tekrar tüm vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Kutsal bir meslek. Bizlerin sizlere her alanda ihtiyacı var. Sizler iyi ki varsınız. Ama sizlerin var olabilmesi için de bizim o konforu sizlere sağlamamız gerekiyor bir vatandaş olarak da. Kesinlikle öyle. Ülkede sağlık hizmetinin devamlılığı için hekimlerin devamlılık göstermesi gerekir. Ama biz şu anda hekim kaybediyoruz. Evet. Ülkemizde yetişen hem de başarılı alanında uzman, gerçekten zor yetişen hekimler bunlar. Yani zor işler başaran insanlar. Evet. Maalesef istifa edip gidiyorlar. Şu an tıp fakültelerinde TUS dershanelerine, yani tıpta uzmanlık sınavı dershanelerine yazılmaktan çok yabancı dil kurslarına yazılıyor hekimlerimiz. Yani bunun acısını şu anda belki hissetmiyor olabiliriz ama evet, bir 10-20 yıl sonra bunun acısını hissetmeye başlayacağız. Sağlık hepimize lazım. Bence ayak seslerini duyuyoruz hocam. Evet. Yani bunu hastanelere gittiğimizde tüm vatandaşlar da söylüyor. Şu anda hastanelerde randevu yok. Bulamıyoruz. İşte çünkü doktor sayımız gitgide azalıyor. Kendini yetiştirenler maalesef ki can korkusuyla yurt dışına gidiyorlar. Kesinlikle öyle. Ama bizler onlara burada o düzeni, o konforu sağlamamız lazım. Can sağlığı önemli deyip doktorlarımızı ön planda tutmamız gerekiyor ki bizler de yarın öbür gün hasta olduğumuzda, bir doktorun kapısını çaldığımızda ciddi manada anında tedavi yöntemine ulaşalım. Bunlar da tabii ki başta devletin yaptırım gücü olmak üzere onun yapacağı kanunlarla birlikte desteklenmeli diye düşünüyorum ben de. Benim en çok arandığım konulardan birisi ailemden, akrabalarımdan, eşlerden, dostlardan randevu bulamıyoruz. Evet. Bize bir randevu ayarlar mısın? Yani sistem gerçekten kilitlenmiş durumda. Çünkü çok yoğun, çok hasta var. Kapasite yetmez hale geldi. Yani biraz da sisteme, genel içeriğine baktığımızda özel hastane lehine gibi bir tablo var. Çünkü orada randevu bulamayan kişi bu sefer nereye gidiyor? Bari özel hastaneye gideyim diyor. Ama yani herkesin de o imkanı olmayabiliyor. Tabii olmayan ne yapacak? Devlet sağlık alanında kesinlikle rekabeti kaybetmemeli. Devlet hatta bence tekel olmalı ama hadi bunu başaramıyorsa bile kesinlikle rekabeti kaybetmemeli. Çünkü dediğiniz gibi yani çok pahalı bir hizmet. Yani yurt dışına gittiğinizde bunu hissediyorsunuz zaten. Evet. Giden arkadaşlar çok net bir şekilde söylüyor. Yani en bizim burada basit olarak adlandırdığımız işlemlere bile ulaşmak ciddi meblağlara mal olabiliyor. Türkiye'de bu hizmetler bedava veriliyor. Gerçekten Türkiye sağlık cenneti. Sağlık alanında biz neredeyse her şeyimiz bedava. Yani değerini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle değerini bilmemiz gerekiyor. Eğer bunlar bir şekilde ücretli hale getirilirse yani gerçekten vatandaşımız ulaşamaz. Yani çok acı tablolar ortaya çıkar. Evet, çok acı tablolar. Maalesef. Ben kırsal bölgede çalışıyorum. Yani insanların halini görüyorum. Yani bir araç tutup gelmekte bile zorlanıyorlar. Bunların ücreti hale geldiğini hayal edemiyorum. Evet. Hocam sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların ardından yaz sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de Ordu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Bir önceki bölümde tabii sağlıkta şiddeti konuştuk. Şimdi de yine Kızılay'ın kan stoklarını ve keneyi konuşacağız. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuşacağız. Sizler de soru sormak isterseniz hocamıza ya da mesajlarınızı iletmek isterseniz Ordu Altayşevi Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim. Hocam bir önceki bölümde sağlıkta şiddeti konuştuk. Hangi kanunlar çıkarılmalı, nasıl bir yaptırım gücü olmalı bundan bahsettik ama sağlığın şu anda uğraştığı ciddi konulardan biri de kan stoklarının artık kritik seviyeye, neredeyse bitme noktasına gelmesi. Tabii bunda hem yaz aylarının olması hem de işte geçtiğimiz 6 Şubat'ta iki büyük depremi yaşamış olmamız, bu vesileyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. Yakınlarının da başı sağ olsun, 50 bini aşkın canımızı orada kaybettik. Tabii bu bölgeye çoğu kan sevk edildi ve şu anda kritik seviyeye de geldi ama genel tabloya baktığımızda her yıl bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bu kan stokları neden sürekli bir şekilde kritik seviyeye geliyor? İlimiz özelinde konuşacak olursak yaz döneminde biliyorsunuz ilimizin nüfusu çok ciddi anlamda artıyor. Bazı yerlerde 2 katına, 3 katına, bazı yerlerde 10 katına bile çıktığı oluyor. Yani ihtiyaç bir anda ciddi anlamda artış
gösterebiliyor ki gösteriyor. Aynı oranda bağış artış göstermediği için doğal olarak, matematiksel olarak bir eksiklik ortaya çıkabiliyor. Siz de az önce bahsettiniz. Aslında bu ilk COVID döneminde bu sıkıntıları ciddi anlamda yaşamaya başladık. Çeşitli yasaklardan dolayı kan bağışı noktasında bazı aksamalar yaşanmaya başlandı. Bu biraz ikinci hatta üçüncü plana atılmaya başlandı. İlk sıkıntıyı öyle yaşadık. Daha sonrasında dediğiniz gibi maalesef ciddi bir afet yaşadık ülkecek. Evet. Ülke stoğunun neredeyse tamamı o tarafa kaydırıldı. Devamında da ilimiz özelinde bahsettiğim gibi artan ihtiyaç, artan nüfus, bu ihtiyacı karşılayacak bağışların olmayışı gibi sebeplerle stoklar kritik seviyelere ulaştı. Tabii şunun da etkisi var. Deprem döneminde maalesef Kızılay gibi gözde bir kuruluşumuz bazı olumsuz iddialarla karşı karşıya kaldı. Bir güven kaybı yaşandı. Bundan dolayı insanımız, vatandaşımız birazcık bu konuda çekingen davranmaya başladı. Ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaçtır. Yani kimin ne zaman ihtiyacı olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bir anda Allah korusun bir kaza geçirebiliriz, bir hastalığa yakalanabiliriz. Bir anda buna ihtiyaç duyabiliriz. Kızılay'a ismini veren de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ondan önce ismi Hilal-i Ahmer. Daha sonrasında Mustafa Kemal Kızılay ismini veriyor. Yani tarihine baktığımızda gerçekten çok ciddi hizmetleri olmuş. Bizim atalarımızın, dedelerimizin savaştığı savaşlarda onların iyileşmesi, rehabilitasyonu adına çok ciddi hizmetleri olmuş. Toplumun her alanında ihtiyaç hissedilen her konuda Kızılay devreye girmiş. Bunu karşılamaya çalışacak etkinlikler, hizmetler sergilemiş. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir kurum, göz bebeği bir kurumumuz. Ya buraya bir küskünlük gösterme gibi bir lüksümüz asla olamaz. Bu bizim kurumumuz ve yine bize lazım olacak yani. Şöyle başındaki insanlar, başkanlar değişir ama kurum baki kalır. Kesinlikle ve ihtiyaç öyle. Baki kalır gerçekten. Bizler günlerdir ekranlarımız aracılığıyla çağrı yapıyoruz yetkili isimlerle birlikte kan bağışı için. Ama bu noktada hocam şöyle bir halk arasında yanılgılar da olabiliyor. Kimisi çok korkuyor, kimisi bu kan bağışının çok uzun bir süre olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili hem bilgilendirmiş olalım, kan nasıl alınıyor ve sizin ordulara bu noktada çağrınız neler olacak? Yani kan tabii ki normal kan almadan biraz daha farklılık gösteriyor. Süre biraz yarım saat, bir saat arasına göre, kanın içeriğinin özelliğine göre değişebiliyor. Kan iğnesi biraz daha geniş lümenli doğal olarak. Evet. Oradan geçişin daha hızlı ve tıkanmadan sağlanabilmesi adına. Tabii ki bazı insanları etkileyebiliyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Maalesef bağış yaparken tansiyonum düşüyor. Yani beni ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bir vazovagal bir durum ortaya çıkıp beni etkileyebiliyor. Bayılacak hale geliyorum. Ama normal kan alma işleminden çok ciddi de bir farklılık göstermiyor aslında. Sadece iğnenin ucundaki lümen biraz farklı. Yavaş yavaş kan akışı bir şekilde sağlanıyor. Yaklaşık 450 cc civarında, 450 milim civarında bir kan alınıyor. Yani insanın %10'u civarında bir kan alınıyor. Evet. Yani aslında çok da insanı sarsacak bir oranda değil. Bir de belli bir yavaşlıkta alındığı için vücut onu tolere edebiliyor o arada. Bahsettik. Yani sürekli bir ihtiyaç, devamlı bir ihtiyaç. Büyük kazalarda, travmalarda, yaralanmalarda veya bazı özel kan hastalığı tablolarında ihtiyaç olabiliyor bu kan ürünlerine. Kan ürünleri, kısaca şunlardan da bahsedeyim. Bir eritrosit süspansiyonu veya trombosit süspansiyonu, halk arasında beyaz kan olarak bilinen şekillerde veya tam kan şeklinde alınabiliyor. Bu hastalığın içeriğine göre, kişinin travmasına göre nakledilen kan değişiklik gösterebiliyor. Yani buna ihtiyacınız olduğunda gerçekten bu sıkıntıyı net bir şekilde yaşıyorsunuz. Hastanelerde çalıştığımız zaman görüyorduk kan bankasında stok ihtiyacı var. Stok sıkıntısı olduğunda kişilere bunu söylediğimizde kişiler önce bir şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir? İşte nasıl kan bulunamaz gibisinden. Ama kendi başınıza geldiğinizde bunu dramatik bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani burada insanlar empati yapacaklar. Çok sevdiği insanların, Allah korusun çocuklarının başlarına bir şey geldiğini, o kanın o an ihtiyaç olduğunu ve o kan olmazsa hayatının tehlikeye girebileceğini düşünecek. Böyle bir durum olduğunda o çaresizliği hissettiğinizde zaten yani herkes koşa koşa Kızılay'a kan vermeye girecektir diye düşünüyorum. Sizinki gibi benim de bir yanım var. Son kan verdiğimde verdim kanımı, işte bir süre zaten oturtuyorlar, işte meyve suyu takviyeler yapıldı. Sonra durağa gideceğim, yani bayağı bir oturdum çünkü iyi oldum, kendimi de iyi hissettim. Hatta durağa kadar da bayağı bir mesafe yürüdüm.
Bir anda herhalde güneş de vardı, tansiyonum düştü, bayıldım. Herkes de başıma toplandı. Bir yandan ismimi soruyorlar hani yardımcı olmak için. Bir yandan da 112 arayalım diyorlar. Dedim ki hayır, sadece kan verdim. Beni şuraya oturtturun. Öyle bir şey başıma gelmişti ama tabii ki hani bu korkulacak bir olay değil. Ben belki biraz daha erken kalktım. Kendim biraz daha dinlenmem gerekiyordu. Böyle bir hataya düşmüş olabilirim. Çünkü oradaki doktorlar zaten belli testler yaparak işte aynı şekilde formları dolduruyorsunuz. Eğer sağlığınız buna müsaade ediyorsa veriyorsunuz ve yine de çok uzun bir işlemde değil. Ben de sizin dediğiniz gibi hep şunu hatırlatıyorum. Belki bugün kana ihtiyacımız yok ama yarın o masada, o işte ameliyat masasında kanı biz bekliyor olabiliriz. Bu farkındalıkla birlikte yapmamız gerekiyor. Aynısını ben organ bağışında da düşünüyorum hocam. Kesinlikle öyle. Organ bağışı da ciddi bir mesele bence ve herkesin de bağışlaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten organ bağışını da yine belli şartlar altında alıyorlar. Yani bunu da belirtmekte fayda var. Yarın öbür gün o bağışı bekleyen insan siz de olabilirsiniz. Ben ilk organlarımı bağışladığımda annem bahsini bile yapmak istemiyordu. Hala söylediğimde, çünkü siz de biliyorsunuz aile yine izin vermediği müddetçe bağışlasa bile alınmıyor. Hala ara sıra hatırlatıyorum. Bakın diyorum, vasiyetimdir. Ben organımı bağışladım. Öyle bir durum olursa hani siz de izin verin, müsaade edin diye. O yüzden herkes hem kan bağışında hem organ bağışında yapsınlar bu işlemi. Buradan da çağrıda bulunmuş olalım. Siz de isterseniz organ bağışıyla ilgili de birkaç cümle alalım sizden. Bununla ilgili Ordu İl Sağlık Müdürlüğü geçmiş dönemde güzel bir çalışma başlatmıştı. Evet. Güzel bir eğitim düzenlenmişti. İlçe sorumluları, il sorumluları, hepsi aile sağlığı merkezi sorumluları hepsi belirlendi, düzenlendi. Biz o dönem bayağı bir bağış toplamıştık. Ama sonra girişte anlattığım gibi bizim iş yükümüz çok ciddi anlamda arttı. Evet. Yani o kadar çok uğraştığımız kalem, o kadar çok uğraştığımız iş var ki. Yani aile sağlığı merkezinin yönetimi dahil, oranın giderlerinin hesaplanması, maaşlarının ödenmesi, ya bir kurum sonuçta, kurumun işleyişinden sadece sen sorumlusun. O kadar fazla iş yükümüz olduğu için birazcık ikinci, üçüncü plana atıldı şu anda. Tekrar bir çalışma yapılsa gerçekten iyi olur, gündeme gelse iyi olur. Çünkü dediğiniz gibi kimin ne zaman ihtiyaç duyacağı belli olmaz. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Hepimizin başına gelebilir. Allah korusun, o ihtiyacı hissettiğimizde o çaresizliği, ben kendi adıma yaşamak istemem. Kimse de yaşamak istemez. Evet. O yüzden yani ruh vücudu terk ettikten sonra zaten artık bedenin çok da bir anlamı kalmıyor. Evet. Toprak olacak. Toprak olacağına can olsun. Kesinlikle öyle. Hocam şunu da isterseniz kısaca bahsedelim. Hangi durumlarda organ alınabiliyor? Yani bağışladınız ama işte belli durumlarda sadece alınabiliyor. Onlar hangi durumlar? Sizden onu da kısaca bir alalım. Yani öncelikle kişi yoğun bakımda olması gerekiyor. Yani hastane koşullarında, yani dışarıda ölmüş bir kişinin organları zaten alınmıyor. Kişi zaten belli bir hastalıktan dolayı bitkisel yaşama girmiş ya da beyin ölümü gerçekleşmiş ve yoğun bakım şartlarında organları hala canlı şekilde tutulan kişilerin ancak organları alınabiliyor. Yani öyle aniden öldü, hadi organlarını alalım diyemiyoruz. Yani belli koşulların maalesef olması gerekiyor o anlamda. İnşallah herkes de bu vesileyle birlikte kan bağışına ve organ bağışına da davet etmiş olalım. Kan da bir aslında organ naklidir, yani bir dokun naklidir. Evet. Hocam şimdi cumartesi günde maalesef ki üzücü bir olay yaşandı komşumuzda. Yaz aylarının korkulu rüyası Kene. Kimisi üretici olduğu için bahçeye giriyor, kimisi hafta sonu işte pikniğe gidiyor ailece ama Kene de bir yandan korkulu rüyamız. Ve cumartesi günü Giresun'da 22 yaşındaki bir kızcağızımızı maalesef ki bu hastalık sebebiyle kaybettik. Peki Giresun'da bu yaşandı ama biz yaz aylarında bu Kene'den nasıl korunabiliriz? Kene özellikle sıcakların artmasıyla birlikte ilkbahar, Ekim ayları arasında bir pik yapar. Evet. 2002 yılında ilk vaka ülkemizde görülmüştü. İlimiz özellikle güney kesimleri, arka kesimleri, Akkuş, Mesudiye bölgesi, Tokat, Sivas komşuluğunda olan bölgeler özellikle endemik bölge altında. Çok riskli bir hastalık. Gerçekten öldürücülüğü, mortalitesi çok yüksek. Kene ile bulaşan bir hastalık. Yani kene ısırığı sonrası vücuda bulaşan bir hastalık. Korunmak için yapılacak şeyler, böcek kovucu spreyler veya losyonlar kullanılabilir. Permetrinli losyonlar kullanılabilir. Bahçeye girerken özellikle kene çünkü zıplamaz, uçmaz, yürüyerek insan vücuduna tırmanır. O yüzden çorapları pantolonun içerisine kıvırmamız gerekir. Bilekte açık alan bırakmamamız gerekir. Bel kısmında aynı şekilde açık alan bırakmamamız gerekir. Mümkünse uzun kollu kıyafetlerle bahçeye girmemiz gerekir. Yani kısacası keneye tutunacak bir alan bırakmayacağız.
Bunun yanında açık renkli kıyafetler tercih edilmeli ki kene üzerinizde yürüdüğünde daha rahat görülebilsin. Korunma başka yolu yok yani açıkçası. Başka yolu yok. Tutunmasını önlememiz gerekiyor. Tutunduktan sonra... Evet, tam doğru soracaktım. Vücuda kene yapıştığı belirlenirse ne yapmamız gerekiyor? Doğru bilinen yanlışlar neler? Tutunduktan sonra kenenin virüsü vücuda eğer varsa virüs kenede vücuda verme süresi yaklaşık 24-48 saat. O süre içerisinde çıkarırsak çoğunlukla virüsü bulaştırmamış oluyor. O süreden sonra artık yavaş yavaş virüsü bulaştırmaya başlıyor. Keneyi vücudumuzda tespit ettiğimiz anda mümkünse sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Çünkü en profesyonel, en düzgün şekilde onu oradan ayırma işlemini sağlık çalışanları yapabilir. Eğer bu mümkün değilse, kişi illa ben kendim çıkaracağım diyorsa, çıplak elle kesinlikle dokunmaması gerekiyor. Çünkü en büyük bulaş yollarından birisi bu. Çıplak elle bir şekilde keneye zarar verip de kenenin içerisindeki virüs eldeki veya vücuttaki çatlaklardan birinden girdiği anda artık geçmiş olsun. O size bulaştı demektir. İlla yapılacaksa eldiven kullanılmalı veya bir cımbız gibi bir yardımcı alet kullanılmalı ama bu vefat eden şahıs da zaten cımbız kullanmış. Muhtemelen onu düzgün çıkaramadı oradan, parçaladı. Parçalayınca da virüs vücuda girdi ya da geç kaldı, geç teşhis etti, keneyi geç görebildi. O yüzden bahçedeki işlemlerden sonra vücudumuzu komple kontrol etmemiz gerekiyor. Kendi görebildiğimiz yerleri, kendimiz göremediğimiz yerleri, işte kulak arkası mesela görebileceğimiz bir yer değil, ayna ya da bir kişinin yardımıyla koltuk altlarını, İşte genital bölgemizi, diz arkalarını, özellikle saç diplerini, ense kökünü mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü 24-48 saatten önce çıkarırsak bir şekilde bulaşmasını engelleyebiliriz ama geç kalırsak çok ölümcül bir virüs. %50 civarında neredeyse mortalitesi var. Yani tedavisi de yok, aşısı da yok. Aşıyla ilgili çalışmalar mevcut ama henüz ortaya konmuş net bir aşı yok. Tedavisi de çok mümkün olmayan bir hastalık. O yüzden çok dikkat etmekte fayda var. Yani az değil. Bizim merkezde görülen, burada halk ağzında sakırtlak denir. Evet. Biraz daha küçük o hiyalonma cinsi biraz daha iri olur. O hastalığı yayan kene cinsleri ama onun yavruları da yine sakırtlak gibi gözüktüğü için yani bulaşmaz dememek lazım. Evet. Olabilir. Bu ihtimali her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Gözle teşhis mümkün değil yani. Yok. Baktığımızda işte hani kenenin türünü bizler işte dediniz ya küçükleri de yine yavruları da aynı diğerine benziyor. Benzeyebilir. Zayıfsız olanlara benziyor. O yüzden teşhis edemiyoruz. Biz her zaman diken üstünde olacağız. O ihtimali göz önünde bulunduracağız. Kene gördüğümüz anda sağlık kuruluşuna gidelim. O kene oradan çıkartılsın. Pansumanı yapılsın. Daha sonra biz hastalardan kan da alıyoruz. Hemogram biyokimyalarına bakıyoruz. Kan tablosunda bozukluk var mı? Evet. Mümkünse bir 10 gün sonra tekrarını istiyoruz. Çünkü bu kenenin, bu virüsün vücuda girdikten sonra bir inkübasyon periyodu var. Yani vücutta belli bir üreme sayısına ulaşıp hastalık yapma süresi var. 2-9 gündür bu. 9 gün maksimum süresi olduğu için 10. günde de hastalara tekrar öneriyoruz bu kan verilmesi işlemini. Hastalıktan da kısaca bahsedeyim. Hastalık başladıktan sonra bir soğuk algınlığı tablosu gibi başlıyor. Ateş, titreme, biraz daha ciddi bir soğuk algınlığı, grip gibi daha çok. Ateş, titreme, yaygın vücut ağrıları, bazı durumlarda ishal gibi başlıyor. Başladıktan sonra insanlar bunu tabii griple karıştırabilir. Normal bir soğuk algınlığıyla karıştırabilir. Evet. Ancak bir süre sonra kanamalar başlıyor. Burun kanaması, diş eti kanaması veya vücudun bazı yerlerinde çeşitli kanamalar başlıyor. Ondan sonra zaten tablo değişmeye başlıyor. Kişi hastaneye giriyor, tahlilleri yapılıyor. Yani durum zaten ortada oluyor. O kişileri biz aynı COVID dönemindeki gibi hastanede izole ediyoruz. İzole ayrı odalarda tutuluyor. Kişinin sekresyonlarından, kanından, dışkısından, idrarından da bulaş söz konusu olduğu için ki bu şekilde ölen maalesef bir meslektaşımız vardı Samsun'da. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben Erzurum'da hatırlıyorum üniversitede okurken internüs acil servise o zamanlar tabii bilmiyoruz daha yani tecrübesiziz. Böyle 6 kişilik bir ekip geldi astronot gibi giyinmişler hepsi. Sedyeyi böyle bırakıp gittiler. Kimse bir şey de söylemedi. O sırada başka bir tehlikeli hastaya müdahale ediliyordu. Arres dediğimiz geri hastanın ölümü söz konusuydu. Geri döndürme işlemi yapılıyordu. Dolayısıyla biz ilgilenmek zorunda kaldık. Gelen hasta da arres geldi. Canlandırma işlemine başladık. Ama biz basıyoruz, hasta kanıyor. Biz CPR yapıyoruz, hasta yani gözünden bile kanıyor. O derece kötü bir durumdaydı. Biz Kırım Kongo olduğunu da bilmiyorduk tabii hastanın. Bize çünkü bilgi verilmedi. Daha sonrasında öğrendik ki hasta Kırım Kongo'ymuş.
Ya biz 10 gün uyuyamadık. Yani herhangi bir bulaş olmamış ilk çok şükür hocam. Olmadı. Yani çok evet. Şükür olmadı. Çok tehlikeliydi gerçekten. Çok riskli. Evet. Çünkü biz onu bilincinde olmadan o müdahalede bulunduk. Bu konuda gerekli bilgilendirme bize 112 tarafından yapılmamıştı maalesef. Ondan sonra tabii onlar da soruşturma geçirdiler. Öyle bir durum yaptıkları için. Yani bulaş çok yüksek. Sağlık çalışanlarından da maalesef bu evet. Temas sonucunda ölen kişiler mevcut. Kırsal kesimde özellikle hayvancılık yapan kişiler de risk altında. Hı hı. Bunlar hayvanın üstünde gördükleri keneleri çıplak elleriyle çıkartırken patlatıyorlar. Hayvana da bulaşıyor, kendilerine de bulaşıyor. Evet. Hayvanların şöyle bir avantajı var. Hayvanlar hastalığı şikayetsiz atlatıyorlar. Onlara bir şey olmuyor ama insanlar o kadar şanslı değil. Evet. İnsanları çok ölümcül seyrediyor. O yüzden hayvancılıkla uğraşan kişiler kesinlikle eldiven kullanmalı. Mümkünse gözlük de kullanmalı. Çünkü göze de sıçrayabilir bu. Göze sıçradığı anda da konjüktivadan vücuda giriş yapar. Aynı şekilde virüs vücuda yayılır. Hocam şimdi aile hekimliğine dönmek istiyorum tekrar. Şimdi siz aile hekimleri olarak bazen vatandaşlar tarafından gelen tuhaf isteklerle karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle ilaç yazdırma konusunda bizler de dönem dönem bunu duyabiliyoruz tabii ki. Hem ya kendilerinden ya da bir aracılıkla. Sizin bu zamana kadar karşılaştığınız en tuhaf istek ne oldu? Yani her gün sistemin içerisinde olduğumuz için tuhaf isteklerle karşılaşıyoruz. Artık buna sürekli maruz kaldığımız için de bizim için tuhaf olmaktan çıkıyor. Normalimiz haline geliyor. Aslında yani durup düşündüğün zaman hepsi tuhaf. Aile hekimliğini de biraz dediğiniz gibi ilaç yazdırmakla özdeşleştirmişler maalesef. Aslında bunun çok daha ötesinde çok büyük bir yapılanma var aile hekimliğinde. Ya da sarı serum. Sarı serum acillerin sıkıntısı maalesef. Hastanesi olmayan aile hekimliklerinde de sorun. Evet. Sarı serumun kutsallığına inanan bir, ciddi bir güruh var. İyileştirici olduğuna inanan ciddi bir güruh var maalesef. Ya bize gelen tuhaf istekler genelde ilaç yazdırma konusunda. Bir hastam gelmişti mesela. Eşime ilaç yazdıracağım dedi. Tamam, eşin nerede dedim. Eşim yok. Ben yazdırmak istiyorum. Tamam da ama eşin nerede yani? Eşini sonuçta muayene etmem gerekiyor. Onu görmem gerekiyor. Eşim yurt dışında dedi. Yani dedim, ülke sınırı yani, bile değil. Hadi Gölköy'de olsa neyse yani. Yurt dışındaki insana hadi ilacı yazdırdın ne yapacaksın? Ya buradan gidenler var onlarla göndereceğim. Ya dedim Allah aşkına bu kadar abartmayın dedim ya. Şöyle bir yaptırım gücü de var herhalde son yıllarda koyulan kanunla birlikte. Çok net bilgiye sahip değilim, inşallah siz bilgilendirirsiniz. Birinin adına ilaç yazdırınca ve bu konuda doktor da sıkıntıya girebiliyor tabii değil ki. Mi? Böyle bir problemi de var. Ya kişinin kesinlikle kendisinin gelip muayene olması lazım. Aslında o dediğiniz şeyin altyapısı teletıp anlamında şu an kuruluyor. Çünkü aile sağlığı merkezlerine gelemeyen hastalar var. Evet. Yatalak hastalar var, yaşlı hastalar var. Bunların gelip gitmesi özellikle kırsal kesimden ciddi anlamda sorun. Ama bunun altyapısının ve kanuni düzenlemesinin yapılması lazım. Teletip uygulamasının başlatılması ve hekime bunun için bir süre tanınması lazım. Bu hastalıkları, bu hastaları görüp teşhis, tedavi etme veya ilaç yazma konusunda bir süre ayrılması lazım. Diğer türlü dediğiniz gibi tabii ki Sağlık Bakanlığı yani kanunen kişinin kendisinin gelmesini istiyor. Yani siz bir başkası adına gidip görüyoruz gerçekten şimdi düşündükçe aklıma geliyor. Velisi geliyor ve çocuğuma rapor alacaktım diyor. Çocuğun nerede? Çocuğum yok. Verseniz olmaz mı? Ya çocuğunu muayene edeceğim, tahlil isteyeceğim. Ya senden mi alayım? Senin adına, onun adına seni mi muayene edeyim? Yani böyle tuhaf tuhaf isteklerle geliyorlar. İnsanlar bu anlamda gerçekten bilinçsiz. Ama çözümü de aslında basit. Sağlık Bakanlığı bunu çok uygulamak istemiyor anladığım kadarıyla. Bir dönem özel hastanelerde avuç içi okuma sistemi veya parmak izi okuma sistemi getirtilmişti. Yani bunu yaygınlaştırırsanız zaten bu sorun otomatikman sonlanacaktır. Bir de üzerine teletip getirirsiniz. Gelemeyen, uzakta olan veya yaşlı olan, yürüyemeyen, engelli olan hastalar için teletip getirirsiniz. Bu işi çözersiniz. Peki şu anda karşınızda bir hasta varmış gibi tuhaf istekleri olan. Yani çağrınız ne olacak? Vatandaşlara bu noktada neler söylemek istiyorsunuz siz? Neyle gelmesinler size? Bu işte özellikle bizde hekimlerin en çok zorlandığı konulardan birisi de tuhaf rapor istekleridir. Evet. Hocam işte fındık uzadı. Memlekette kaldım. Geri dönemiyorum. İşte cenazem oldu. Hastam var. Bize bir istirahat raporu verseniz. Hepsi usulsüz istek. Hepsi kanunen suç aslında. Ama bir şekilde bunlar her kurumdan, istisnasız hemen hemen her kurumdan bizlere rapor talepleriyle geliyorlar. Bizim en çok rahatsız olduğumuz konu aslında bu. Evet. Tuhaf rapor istekleri. Sistem bir şekilde kilitleniyor. Açmak için de hekimin yetkisi var bu konuda. Ama kötüye kullanımı söz konusu oluyor. Şimdi ya bununla ilgili bilmiyorum nasıl bir düzenleme yapılabilir. Kişinin hastası varsa özel bir izne tabi tutulabilir. Cenazesi aslında primer yakınıysa cenaze izni oluyor kişinin vefat eden kişiden dolayı. Ya, bu tuhaf rapor istekleriyle gelmesinler derim. Evet.
tuhaf ilaç yazdırma istekleri başkasının adına, başkasının karnesiyle. Çünkü bizi çok kandırmaya çalışanlar oluyor. Bir şekilde artık biz de meslekte yıllandığımız için hissediyoruz bir şekilde onu. Anlıyoruz. Sorguladığımız zaman en son itiraf ediyorlar. Ya hocam aslında ben değilim, aslında benim ilacım değil. Ya bunlar evet. Bizim zaten işimiz çok yoğun. Gerçekten çok fazla işle uğraşıyoruz. Ya bir de bunlarla mücadele edince inanın artık enerjiniz oraya gitmiş oluyor. Bıkkınlık noktasına geliyor. Evet. Artık meslekten de soğuyoruz. En azından bu konuda bize yardımcı olsunlar. Bizden sağlık talep etsinler. Yani tarama için gelsin, bilgilendirmek, yani bilgi almak için gelsin, aşı olmak için gelsin. Erişkin hastalara da biz bağışıklık hizmeti veriyoruz. Grip aşısı yapıyoruz, zatürre aşısı yapıyoruz. Erişkinlere kanser taraması hizmeti veriyoruz. Kronik hastalık takibi yapıyoruz. Yani bize bunun için gelsinler. Bizim aslında görevimiz bu. Koruyucu sağlık hizmeti. Biz bunun için varız. Evet. Hocam yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun çok hocam. Sağ olun. Bu arada Vedat Kaya isimli bir izleyenimizle yorum yapmış. Büşra Hanım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mutlu haftalarınız olsun Vedat Bey inşallah. Evet bugün yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler.